Evet, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Şehitli'ne geldim. Dünya tarihinde çok önemli bir savaşı barındıran, içerisinde dramlar bulunduran önemli bir yer Sarıkamış. Önemli bir coğrafya. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk tarihi açısından özellikle çok önemli hikayeler içermesinden dolayı önem arz eden bir yer. Tabii Sarıkamış Şehitli burası bir anıt. Bu anıtın olduğu bu yaya geldim. Ve burada birazcık Sarıkamış ile ilgili sizlere bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ama gelin görün ki karşılaştığım manzara bu. Yani bir şantiye alanı gibi. Yani insanların en çok gezmeye geldiği zaman Temmuz Ağustos ayıdır. Ama gelin görün ki burada yer düzenlemesi yapılıyor. Hani Haziran'da yapılsa, bitirilse, millet Temmuz Ağustos çıksa gelse, rahat rahat geçse sanki daha güzel olurdu gibi. Gerçekten de görüntü olarak biraz sıkıntılı. Şimdi efendim sizlere Sarıkamış olan olayları bir tanıtalım. Şu şantiye alanı da bir göstereyim ya bir daha gerçekten de. Yani etraf tam bir şantiye alanı. Evet. Şimdi buradaki bulunan birkaç şehirden birisi burası. Şimdi Sarıkamış'ta ne oldu? Önce bir bunları konuşalım. Özellikle Türk tarihiyle ilgili çok büyük yanlış bilgiler barındıran da bir yer. Neden? Çünkü insanlar artık bir yerden ezberlercesine gerek basın, gerek yayın, gerek bazı akademisyenler burası ile ilgili gerçekten çok kirli bilgiler veriyorlar. İşte efendim Sarıkamış'ta 90 bin askerimiz donarak şehit oldu. 90 bin şehit verdik. İşte yok 60 bin verdik. Yok işte savaşamadan gittiler. Doğru, bazıları öyle. Bunlar yaşandı. Evet. Bu buradaki ilk önemli anıt. Gördüğünüz gibi 1914 Aralık'ta Sarıkamış Meydan Muharebesi'nde vatan uğruna şehit olan Aziz Türk şehitlerinin yüksek hatırası için 1957 yılında yapılmış bir şehitlik. Burada da anma yapılıyor. Tam karşıda Rus Çarı 2. Nikola'nın eşi Katerina için yaptırdığı av köşkünü görüyorsunuz. Yani tam da bu bölgede, buraya çok da yakın. Arazi coğrafya şartları belli. Burası bir dağlık arazi. Baktığınızda özellikle burada bir anıt olmasına rağmen arkadaşlar, Allah-u Ekber Dağları'nın olduğu taraflarda şehitlerin olduğunu biz biliyoruz. Gerçek şehitlikler dağların olduğu yerde. Peki, efendim burada ne oldu? Şimdi 1. Dünya Savaşı'na biz girdik. Tabii ki Ruslar da bizim düşmanımız ve biraz Alman gazıyla, öncelikle şunu belirtelim. Buradaki Sarıkamış, bu Kars, Ardahan, Batum, Edviye, Selase. Bu üç şehir o sırada Rusların elinde. Çünkü 1987-88 Osmanlı-Rus Savaşı'nda bu üç sancak şehri kaybettik. Bu şehirler 40 küsur yıl onların elinde kaldı. 1914'te, şu anda tren sesini duyuyorsunuz. Burası demiryolu hattının tam yanında olduğu için de çok önemli bir ikmal hattıdır. Onu da belirtmek isterim sizlere. Evet, 1. Dünya Savaşı'na girdiğimizde burada biz Ruslarla savaştık. Bu bizim taarruz cephemizdi. Kafkas cephesi diye bilinir. Bu bölgede özellikle Rusların Erzurum'a yakın olan Köprüköy ve Azap'a saldırması üzerine 3. Ordu burada konuşlandırıldı ve karşı bir taarruzla Rusları Anadolu topraklarından atma düşüncesi ortaya çıktı. Bu anlamda bir plan hazırlayan Enver Paşa bunu gerçekleştirmek için 3. Ordu'yu hazırladı. Ve 2 tane kolordusu vardı bu 2. kolordunun. 3. Ordu'nun 2 tane kolordusu vardı. Bunlardan bir tanesi 9. Ordu, diğeri de 10. Ordu'ydu. Büyük bir mücadele taarruz yapılacağı için tabii ki 3. bir ordu daha kolordu daha oluşturarak 11. kolordu da oluşturularak buraya gönderildi. Bu bir saldırıydı. Taarruz edilecekti. Peki düşünce neydi? 3 kol haline ayrılıp 3 koldan bazı yerler alınarak Sarıkamış önlerinde 3. orduyla birleşmek ve Rusları kesin olarak buradan atmaktı. Tabi bu işin projesini yapan Enver Paşa'nın başka hayalleri de vardı. Bir kere 93 harbinin intikamını almak. Bunun yanında sırf Almanların gazlamasıyla Bakü petrollerini ele geçirmek, Türkistan'la birleşmek gibi düşünceleri de vardı. Ve bu anlamda aslında en başta o kadar da niyetli değildi. Gelin görün ki kendisinin Harbiye'den arkadaşı Hafız Hakkı Bey'i Sarıkamış tarafı, bu tarafa, bölgeye, cepheye yolladığında ondan gelen bir mektup, biz bu işi hallederiz, biz burada bu işi tamamlayabiliriz, yapabiliriz
üzerine. Buna çok sevindi. Ve hatta eşine bile yazmış olduğu mektupta ben bu işi yapabilirim, elime bir fırsat doğdu, Moskova'yı bu topraklarına atacak fırsat buldum diyerek kendisi bölgeye geldi. Bölgeye geldiğinde 3. Ordu Komutanı'nın bu konuda kendisine yaptığı uyarılara rağmen kendisi bu tarzdan vazgeçmedi. Hatta 3. Kol Ordu Komutanı'nı görevden alarak kendisi zaten 3. Ordu'nun başına geçti. Ardından verdiği görev şuydu. 9. Ordu Bardız tarafından ilerleyecek. Bu Bardız dediğim taraf Gaziler diye bugün bilinir. 10. Ordu, ki 10. Ordu'nun başında o arkadaşı, o bir anlamda onu ümitlendiren Hafız Hakkı Bey var. O da Oltu'yu, Erzurum'un Oltu ilçesindeki Rusları süpürecek. Ardından bu iki ordu Sarıkamış önlerine doğru gelirken bir taarruz yapılarak Ruslar atılacaktı. Gelin görün ki bu cephede Hafız Hakkı Bey Oltu'yu süpürdükten sonra kendisinin güneye doğru inmesi gerekirken bu sefer de Ardahan tarafına gideyim, orayı da süpüreyim amacıyla normal yönünü değiştirdi ordunun. Ve bu anlamda bir 4 günlük gecikme yaşandı. Ve mecburen Enver Bey'in emriyle artık geç kaldığından, gelmesi gerektiğinden ordunun yönünü Allah-u Ekber dağlarına doğru yöneltti. Allah-u Ekber dağlarına doğru yöneltirken bu ordu -39 derecelerde, mühimmatı eksik, ordunun çoğunluğu daha hayatında kar görmemiş, giyecek bir ikmal yok. İkmal için gelecek olan gemi Karadeniz'de Ruslar tarafından batırılmış. Hayatında hiç zaman kar görmemiş, çölden gelen bazı askerlerin ayaklarında son derece yumuşak bir ayakkabı var ve bu ayakkabı o soğuklarda yürüdüğünüzde önce yumuşamaya başlar, ardından mengene gibi ayağınıza sıkar. İşte böyle bir ortamda artık askerler yerde tepinmeye, kendi ayaklarına vurmaya başlıyorlar. Çok rahatsız oluyorlar ve maalesef Sarıkamış'a gelecek olan bu Hafız Hakkı Bey'in ordusundan, Allah-u Ekber dağlarından geçirilince bu ordunun bir kısmı yolda donarak arkadaşlar şehit oluyor. Hatta Rusların bir komutanı anılarında bunu yazar. Hepsi yerde buzlukmuş şekilde bana selam çakıyorlardı. Ben onları esir alamadım. Allah'larına teslim olmuşlar gibi bir cümlede anılarında geçer. Bu anlamda ordu bu başarısız girişim sonucu Sarıkamış önüne geldiğinde ordunun yarısına yakın kayboldu. Maalesef bu zayiatlar ayyuka çıkmaya başlayınca Sarıkamış harekatı Bozdun'la sonuçlanır ve bunun üzerine kendisi 3. Ordu'ya komuta olarak o arkadaşı, onu ümitlendiren arkadaşı Hafız Hakkı Bey'i bırakarak geri İstanbul'a döner. İstanbul'a döndüğünde, başkent İstanbul'a döndüğünde Sarıkamış hezimetinin asla konuşulması için basına sansür koyar, hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Tabi bu çok sonradan çıkacaktır. 8 sene sonra binbaşı Şerif Bey bir günlük yazar, der ki biz 90 bin askerimiz şehit oldu, donarak öldü falan laflarıyla. Bazıları çıkar ki bizim burada savaşamadan 60 bin askerimiz donarak şehit oldu falan der. Arkadaşlar işte bu süreci anlattık. Maalesef Enver Paşa'nın biraz hayalci tavırları. 10. Kol Ordu Komutanı Hafız Hakkı Bey'in Oltu'yu süpürdükten sonra Ruslardan gelip 9. Ordu'ya birleşmesi gerekirken, Bardız'a gelip 9. Ordu'ya birleşmesi gerekirken kuzey doğuya doğru devam ederek maalesef Ardahan tarafına gitmesi, ordunun birleşmede 4 gün geç kalması ve Allah-u Ekber dağlarından orduyu getirmeye çalıştığı için de ordunun bir kısmının daha savaşamadan donarak şehit olması gibi olaylar burada oldu. Rus arşivlerinde de bunun videoları var. Bir YouTube kanalında bunu, YouTube kanalında da YouTube arkadaşlar girerseniz o Rus arşivlerindeki videoları görebilirsiniz. Hep yerde böyle kenarlarda kardelen şey gibi yerde arkadaşlar yatmaktadır. Şimdi bu başarısızlık oldu. Enver Paşa'nın şöyle biraz sözünü söyleyenler var. Bütün ordu heba oldu. Binbaşı Hafız Hakkı Bey'in de direkt kendi anılarında var. Bunun suçlusu benim. Bunu yine ben tahmin edeceğim. Yani baktığınızda planlar yapılmış ama tarihsizlikler, ağır kış şartları, ordunun denetiminde yapılan aksaklıklar, bazı ordu kuvvetlerinin, subayların bu taarruza inanmaması, ki Kazım Karabekir Paşa günlüğünde şundan bahseder, der ki ordu kademem buna inansaydı Rusları Kafkasların arkasına atmıştık. Yani bu anlamda baktığınızda
komuta kademesinde de bazı soru işaretleri var. Annelik arkadaşlar burada çok bozgun oldu. Aralığın her son günlerinde buraya arkadaşlar insanlarımız geliyor. Karda yürüyüş gerçekleştirerek askerlerimizi anıyoruz. Gelelim sayı meselesine. Arkadaşlar şimdi kimse yanlış anlamasın. Bu işin birkaç ayağı var. Birincisi şehit sayısı. Arkadaşlar askeri kayıtlar böyle şeylerde önemlidir. Askeri rakamlar şehit sayısını 23 bin olarak anlatıyor. Toplam ordunun zaten 3. ordunun 110 bin kişiden oluşup bunun 70 binin bir muharip yani savaşabilecek durumda olduğunu biz biliyoruz. Bu anlamda 90 bin asker donarak şehit oldu. Yok işte 1926'da çıkan bir yayın. Ben bunu şuna vuruyorum. O dönemde İttihatçı avı ve İttihatçıların kötü gösterimi dolayısıyla belki de Enver Paşa ve arkadaşlarına saldırma babında bu yazı yazılmış olabilir. İkinci ayağı Enver Paşa'nın bir yeğeni, onun da bir kitabı var, adını söylemek istemiyorum. O da arkadaşlar kitabında diyor ki burada 60 bin donarak şehit yoktur. Rusların yalanıdır. Rusların kaybı Türklerden daha fazla olduğu için Ruslar bu yalanı ortaya tıklatmış. Biz de 2000 küsur yıllara gele gele buna inanmışız. Bakın ben buna inanıyorum. Niye inanıyorum? Rusların bir özelliği vardır. Ruslar savaş propagandasında kendi kayıplarını az, düşman kayıplarını çok göstermekte çok maharetli propaganda yapan, algı operasyonlarını çok iyi yapan bir millettir. Doğruluğu kabul edilebilir geliyor. Sonuçta 90 bin askerin olarak şehit olduğu ortamda zaten 70 bini muharipken bu nasıl olabiliyor? Bu nasıl bir mantık olabiliyor? Nasıl bir matematik olabiliyor bu? Burada arkadaşlar bizim bildiğimiz şudur. Allahlıklar dağlarından çıkarak gelen 25 bin askerin yaklaşık olarak 15-16 bini donarak şehit olmuş gibi görünüyor. Yani 90 bin ne demek ya? 90 bin bir ordunun, bir ülkenin bir ordusu gibidir yani bir anlamda. Bu anlamda arkadaşlar burada bilimsel olarak verilen kayıtlar kaybın 16 bin donarak şehit olma olduğundan bahseder. Toplam 23 bin askerin burada şehit olduğundan bahseder. Peki toplam sayı 23 bin midir? Mutlaka biraz daha fazladır. Çünkü işin savaşın geri cephesi, sahralarda, hastanelerde yaşanan olaylar, kayıplar, kaçaklar, işin içine kattığınız da bu sayılar ne ki yükselecek. Ama yükselseniz bile bu sayı 90 bin mümkün değil bulmaz ki. Kullanılan laf şu, ya ülkenin en iyi, en önemli yayın organları ya. Ben inanamadım. 90 bin şehit, ya böyle bir şey, 90 bin donarak şehit. 90 bin donarak şehit ya bu, yani bilim ya. Bilim denen bir olay var. Yani 90 bin şehit donarak. Arkadaşlar böyle bir olay yoktur. Bu anlamda 15-16 bin civarında donarak şehit olan askerimizden bahsedebiliriz. Bunun yanında da arkadaşlar cephe gerisinde özellikle tifus gibi salgınlardan arkadaşlar ölen asker şehit olan askerlerimiz vardır. Kendisi hasta yatağındadır. Tifusun bir özelliği arkadaşlar. Vücut tabii kırkır titrer. Vücut arkadaşlar vücudun etrafından böyle kollarından ayaklarına arkadaşlar bazı böcekler gelir. O böcekler önce dışarı çıkar. Soğuk olduğunda vücudun içine girer. O inanılmaz bir salgındır. İnanılmaz bir hastalıktır arkadaşlar. Bu tifüsten arkadaşlar çok büyük bir kayıpta verilmiştir. Sayının 16 bin ya da 90 bin olması önemli değil. Bu topraklarda canlarını bu devlet için, bu vatan için hiçe sayarak şehit olan, kanını döken bütün askerlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Biz burada bugün onları anmaya geldik. Buradan diğer şehitliklere de gideceğiz, bakacağız. Burada bir tarih yaşandı. Elimden geldiğince de burada size bilgi vermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sarıkamış'tan, Türk'ün ünlü destanından, hüzünlü destanından, dramından, o coğrafyadan sizlere iyi günler diliyorum.